İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Armenositten sağ kurtulan kişi soyundan gelen hip hop sanatçısı, terapist Marc Toureille, annesiyle birlikte Armenosid Müzesi'ni ziyaret etti. Mher Harutyunyan'ın Sevr Antlaşması'nın önemi ve uygulama umutları konusundaki görüşleri. Nemrut Dağı'ndaki Perseid meteor yağmuru. Batı Ermenistan'ın evlatları. Carla Garabetyan. Dünyanın en eski güneş takvimi Batı Ermenistan'daki Portasar'da bulundu. Batı Ermenistan'da Urartu izleri. Ermeni kültür mirası üzerine yeni araştırmalar. 6 ülkeden 12 gönüllü Zvartnots Tapınağı bölgesiyle ilgileniyor. Amerika'da yaşayan Ermeni hip-hop sanatçısı ve terapist Marc Toureille ve Maraşlı annesi Diana Kupelyan, geçtiğimiz günlerde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid Müze Enstitüsü'nü ziyaret etti. Onlar, hafızanızı aktarın girişimi çerçevesinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid Müze Enstitüsü'nün dokümantasyon ve araştırma departmanı başkanı Şuşan Haçatıryan ile hikayelerinin sözlü tarihini videoya kaydettiler. Diana Kupelyan, söyleşi sırasında 1930'lu yıllarda Amerikan Metro Goldwyn Mayer şirketinin Musa Dağı'nın 40 günü romanının çekimlerinde yaşadıklarını anımsatarak Armenositten sağ kurtulan annesinin filmin hazırlanmasında danışma grubuna dahil edildiğini hatırlattı. Ne yazık ki Türkiye'nin baskıları nedeniyle filmin çekimleri gerçekleştirilemedi. Onlar kendi sülalesinin tarihini sunmadan önce soykırım Armenosid kurbanlarının anısına sonsuzluk ateşi önünde saygı duruşunda bulundular ve müzeyi dolaşarak sergileri tanıdılar. Tarih bilimleri adayı Şuşi Teknoloji Üniversitesi'nde doçent, GACAR adlı bilim merkezi başkanı tarihçi Mher Harutyunyan, Sevr Antlaşması'nın önemi ve uygulanmasıyla ilgili kendi görüşlerini sundu. Mher Harutyunyan'a göre Sevr Antlaşması'nın ruhu Ermeni halkının ve Batı Ermenistan hükümetinin ilgi odağında canlı kalmaya devam ediyor. O, bu antlaşmanın Ermeni halkının kurtuluş mücadelesinin sonuçlarını tanıyan uluslararası bir belge olduğunu ve uygulanmasının Ermeni halkının komşularını antlaşmanın hükümlerini kabul etmeye zorlayacak yeterli duygusal ve siyasi hazırlığa ulaşmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Tarihçi ayrıca Ermeni halkının siyasi talep ve beklentilerinin gerçek yetenekleri doğrultusunda olması gerektiğini vurguladı. Harutyunyan, örneğin Trabzon'un Ermeni toprağı olarak tanınmasına rağmen Sevr Antlaşması'nın uygulanması için gerekli güç ve fırsatların bulunmaması nedeniyle Ermeni kontrolü dışında kaldığını hatırlattı. Harutyunyan'a göre Ermeni halkının Sevr Antlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasına ve Ermenistan'ın sınırlarının yeniden tesis edilmesine olanak sağlayacak şekilde gerçekliğin talep ve olasılıklarını dikkate alarak açık ve ortak bir yaklaşımla siyasi talep ve beklentilerini formüle etmesi gerekiyor. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Sevr Antlaşması'na dayanan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın varlığından bu yana söz konusu bölgelerin Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün bir parçası olduğunu hatırlatır. Artık talepler bağlamında değil, Batı Ermenistan'ın Artsakh dahil Türkiye ve Azerbaycan tarafından toprak işgalinin ve sömürgeleştirilmesinin yargılanması kontekstindeyiz. Medya mensupları ve astrofotoğrafçılar Perseid meteor yağmurunu fotoğraflamak için Batı Ermenistan'ın Nemrut Dağı'na tırmandılar. Şiddetli rüzgara ve soğuğa rağmen devasa heykelleri ve meteor yağmurlarını fotoğraflamak için Nemrut Dağı'na tırmandılar. Her yıl binlerce turist devasa heykellerin yer aldığı Batı Ermenistan'ın Nemrut Dağı'nı ziyaret ederek bu kez eşsiz bir Perseid meteor yağmuru manzaralarıyla karşılaştı. Samosat Adıyaman Kültür ve Turizm Dairesi Müdürü Mehmet Yelken, bu eşsiz manzaranın sadece yerli değil yabancı misafirlerin de ilgisini çektiğini kaydetti. Yelken, Batı Ermenistan'da Nemrut Dağı'nda bulunuyoruz. Meteor yağmurunu izlemek için yurt dışından konuklar geliyor. Birçok haber ajansından meslektaşlarımız da burada. Rüzgara rağmen buradayız ve harika fotoğraflar çekebilmeyi ve Nemrut Dağı'nı dünyaya daha iyi tanıtabilmeyi umuyoruz, dedi. Bu, Nemrut Dağı'nın güzelliğini ve tarihi değerini tanıtmak ve onu evrenin harikalarıyla ilişkilendirmek için eşsiz bir fırsattı. Bu da hem yerel hem de uluslararası toplumda süregelen bir ilgi uyandırdı. Carla Garabetyan, gazeteci, belgesel film yönetmeni, şu ana kadar eski BBC muhabiri ve Amerika'dan BBC World News'e ev sahipliği yapan tek kişi. Kuzey Kore, Çeçenistan, Afganistan, İran ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid hakkındaki belgeselleriyle büyük övgü aldı. Carla Garabetyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve Los Angeles'ta büyüdü. Ailesi Batı Ermenistan'ın Van ve Sivas şehirlerinden geliyor. Yönetmen Carla Garabetyan, yasaklanmış İran, Kuzey Kore hakkında gizli devletin çocukları, Afganistan hakkında yüzün açılması ve System of the Dawn ile soykırım Armenosid hakkında çığlık atanlar gibi uluslararası konularda birçok belgesel yönetti. Yönetmen, soykırımın, Armenosid'in inkarı beni çalışmalarımda her zaman motive etmiştir. Yetkililerin gizlemek istediği vahşet ve inkar etmeye çalıştığı gerçekler benim her çalışmamda kaynıyor, dedi. Dünyanın en eski güneş takvimi Batı Ermenistan'ın Göbekli Tepe olarak da bilinen tarihi Portasar bölgesinde keşfedildi. Keşif yaklaşık 13.000 yıl önce Neolitik dönemde zaman işleyişinin beklenenden daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Portasar arkeolojik alanı insanlığın geçmişine ışık tutan yeni keşiflerin mekanı olmaya devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi'nden arkeologlar, Portasar arkeolojik alanda çok sayıda taş sütun üzerine inşa edilen görkemli sütunun üstündeki oymaların takvim olarak kullanıldığını bildirdi. Üniversite tarafından yayınlanan bir araştırma, Portasar'ın dünyada bilinen en eski güneş takvimi olabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar bu takvimin 365 gün, 12 ay döngüsü ve ek olarak 11 gün içerdiğini, bunun da ileri bir zaman anlayışına işaret ettiğini buldu. Takvimde geometrik semboller, kuşlar ve V şeklini andıran bir sembol yer alıyor. Araştırmacılar bu sembollerin sayılması durumunda her 365 yılda bir tekrarlanan bir güneş yılı takvimi oluştuğunu buldu. Takvimin en ilginç görseli boynunda yaz gün dönümünü temsil eden V sembolü bulunan büyük bir kuş figürüdür. Bu keşif Batı Ermenistan'daki Portasar Göbekli Tepe'nin önemine yeni bir ışık tutuyor ve onun yalnızca dini bir kompleks olarak değil, aynı zamanda zamanın kesin ölçümünün yapıldığı bir yer olarak öneminin altını çiziyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Tarih Öncesi ve Yakın Doğu Arkeoloji Bölümü Doçent Doktor Atilla Batmaz, antropoloji, seramik, arkeometri, kent arkeolojisi ve sanat tarihi gibi çeşitli alanlarda araştırmalar yürütmektedir. Aldığı verilerle geçmiş medeniyetlere ve kültürlere ışık tutan Batmaz, yıllardır Batı Ermenistan'ın çeşitli illerini gezerek geleneksel seramiklerle Urartu seramikleri arasındaki bağlantıyı incelemeye odaklanıyor. Bu kapsamda Van ve Bitlis'te yaptığı araştırmalarla arkeolojiye büyük katkı sağlayan Batmaz, yaklaşık bir hafta boyunca tarihi kale, köprü ve su kaynaklarının bulunduğu yerde yüzey araştırmaları yaptı. Batmaz, Orta Demir Çağı'nın Urartu kültürüne ilişkin çalışmaları da harekete geçirdiğini kaydetti. Van'ın Ayanis Kalesi'nde yıllar süren çalışmalar sonucunda çok sayıda seramik buluntunun bulunduğunu vurguladı. Bu çalışmalar Batı Ermenistan'ın önemli bir parçası olan Urartu kültürüne bağlantı sağlaması açısından önemlidir. Araştırmanın yürütüldüğü Mamiki, bir diğer adıyla Dersim, zengin Urartu mirasına sahip bir Ermeni toprağı olup hem arkeoloji hem de Ermeni kültürel mirasının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bugünlerde 6 farklı ülkeden 12 gönüllü Zvartnots Tapınağı bölgesinde çalışıyor ve tarihi eserin çevresinin bakımını üstleniyor. Kristine Torosya'nın belirttiğine göre çoğu ilk kez Doğu Ermenistan'a geliyor ve Ermeni mimarisinin ve doğasının güzelliğine olan hayranlıklarını hemen dile getiriyorlar. Onlar gönüllü programının Ermeni kültürünü tanımaları ve ülkeyi daha derinlemesine anlamaları açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade ediyorlar. Gönüllüler sadece bölgeyi güzelleştirmek için çalışmıyor. Aynı zamanda yerel kültür ve tarih hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Gün içerisinde tapınağın çevresinin bakımı, hasarlı alanların restorasyonu ve anıtın bakım çalışmalarının ayarlanması gibi çeşitli faaliyetlere katılıyorlar. Çalışmaların etkili bir şekilde yürütebilmesi için kendilerine destek sağlayacak ve Zvartnots Tapınağı'nın tarihi hakkında detaylı bilgi verecek yerel uzmanlarla çalışmayı amaçlıyorlar. Gönüllü programının dağlara kök salmış ülkemizi keşfetmenin harika bir yolu olduğunu söylüyorlar. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.